Merhabalar, Yunus Emre Erdoğan'la yaptığımız serinin 3. programına hoş geldiniz. Bir önceki programda Bernie Sanders'ı konuşmuştuk. Bu programda ise diğer Demokrat Parti aday adaylarından olan Joe Biden'ı konuşacağız. Hoş geldin Yunus Emre tekrardan. Hoş bulduk. Bu programda da Joe Biden'ı konuşacağız bildiğin üzere. Öncelikle Joe Biden kimdir? Halkın hangi kesiminden destek alıyor? Joe Biden, öncelikle kimdi sorusuna cevap vereyim. Joe Biden, Pennsylvania doğumlu. 1972 yılında 30 yaşında Delaware eyaletinden senatör seçilen ve Amerika tarihinin en genç senatörlerinden biri olan bir aday. 28 yıl boyunca 7 kez senatörlük seçimini kazanıyor ve daha önce 2 kez başkan adayı oluyor ama seçilemiyor. 2008 yılında Demokrat Başkan diye Obama'nın başkan yardımcısı adayı oluyor ve merkez bir demokrat olarak değişim isteyen Obama'yı destekliyor. Biden genel olarak hayat tarzı bakımından oldukça orta sınıf bir aile modelini tercih eden bir aday olduğu için her zaman halkın siyasetçisi imajını çizen bir siyasi geçmişe sahip. Özellikle ilk eşini ve bir yaşındaki kızını 1972 yılında bir trafik kazasında kaybetmesi, ardından 2015 yılında oğlunu beyin kanseri nedeniyle kaybetmesi Biden'ın acılarının aslında ve bu acılarla nasıl mücadele ettiğini, nasıl bu acılara rağmen siyaseti bırakmayıp halk için mücadele devam etmesi hikaye ortaya çıkardı. Bu yüzden Amerikan halkındaki sempatisi hem Obama'nın başkan yardımcısı hem de en yakın arkadaşı olarak tanımladığı bir siyasetçi olarak oldukça popüler bir adaydı. Bu nedenle de çok sevilen bir siyasetçi. Ama aynı zamanda da bazı olumsuz özellikleri de var. Onu zaten ilerleyen kısımlarda konuşuruz. Özellikle siyahi, mavi yakalı, beyaz işçi sınıfı, orta üst kesim, eğitimli kesim ve merkez seçmen tarafından yoğun bir şekilde destekleniyor. En çok destekleyen demografik grup ise siyahi seçmen. %60-%70 oranında özellikle orta yaş üstü siyahi seçmende çok yoğun bir desteği var. Merkez kanat tarafından parti içinde tam olarak destekleniyor mu Biden? Merkez kanat da çok destekliyor. Zaten özellikle savunduğu politikalar birazcık daha geçiş dönemi uygulanabilir, daha ılımlı politikalar. Mesela herkes için ücretsiz sağlık hizmeti değil ama özellikle maddi durumu olmayan veya sağlık durumu o kadar iyi olmayan kesime ücretsiz sağlık hizmeti sağlanması gibi, yani Obamacare'in inmesi gibi ya da herkes için ücretsiz üniversite eğitimi değil ama belli bir gelirin altındaki öğrenciler ve aile grupları için ücretsiz üniversite eğitimi gibi birazcık daha merkez, birazcık daha ılımlı, daha uygulanabilir, daha cumhuriyetçi seçmeni ikna edebilir fikirleri savunuyor. Bu politikaları dışında ön plana çıkan politikaları neler? Onu daha da güçlü kılacak politikaları var mı kendisinin? Yani özellikle kendisini diğer adaylara nazaran daha kılan bu dünyadaki iklim krizi, salgın, sağlık krizi veya dış politikada yaşanan krizlerde kendi başkan yardımcılığı tecrübesini kullanacağını söylüyor ve Amerika'nın o ruhunu, eski Amerika'yı yeniden canlandıracak ırkçılıkla mücadele edeceğini söylüyor. Bu yüzden Biden daha detaylı programlar, politikalar yerine bir şey yapabilirse ben yapabilirim. Ben zamanında Obama ile beraber ülkenin en iyi dönemini yürüttüm, en iyi başkanlık dönemini yürüttük diyor. Bu yüzden de özellikle başkan yardımcısı tecrübesini oldukça ön plana çıkarıyor ve hani politika detayları yerine birazcık daha kendi kişiliğine ve tecrübesine odaklanıyor diyebiliriz. Yani özellikle şunu söylüyor, yani şöyle bir kitle var. 2008 yılında Obama'ya oy vermiş, 2016 yılında Trump'a oy vermiş bir kitle var. Bu kitleyi ben ikna edebilirim. Bu kitleyi de korkutmadan, o kadar çok da radikal söylemler yapmadan, ki bana sosyalist diyemezler diyor mesela Biden, Sanders'a diyebilirler, onu şeytanlaştırabilirler. O yüzden biraz da uygulanabilir, biraz da ılımlı politikalar artı Biden'ın geçmiş tecrübesi kampanyasının ana omurgası diyebiliriz. Bir de dış politika ile ilgili bir soru soracağım. Sonuçta uzun bir başkanlık yardımcılığı dönemi vardı. Bir tecrübesi de var senin de bahsettiğin gibi. Nasıl bir dış politika öngörüyor? Özellikle Türkiye, Rusya ve Orta Doğu özelindeki söylemleri mevcut mu? Biden Rusya'ya karşı çok daha sert olacağını söylüyor söylemi. Türkiye konusunda Biden özellikle Türkiye muhalefetinin desteklenmesi, parasal yardım yapılması gibi söylemleri söylüyor. İkinci olarak Türkiye'ye karşı çok daha sert politikalar uygulanmasını belirtiyor. Yani bu açıdan spesifik planları açısından diğer adaylara göre sert diyebiliriz. Ki zaten Türkiye'ye de çok sık ziyaret eden bir başkan yardımcısı. Orta Doğu konusunda Sanders'a askeri müdahale yapabilme olasılığı yüksek bir aday diyebiliriz.
özellikle İsrail-Filistin konusunda da Sanders'a nazaran Filistinleri daha az gündeme getiren, İsrail'in haklarını, İsrail devletinin özelliklerini özellikle ön plana koyan bir aday diyebiliriz. Yani Sanders kadar Filistin lideri, Filistin hak mücadelesini desteklemiyor. O kadar çok gündemini tutmuyor. Ama yine de tabii ki Filistinlilerin insan hakları, Filistin devletinin tanınması gibi konularda İsrail'in masaya oturması gerektiğini de belirtiyor. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde Sanders kadar bunu gündeme getiren, özellikle Filistinlilerin haklarını savunan lider değil. Birazcık da bizim hani Obama dönemindeki dış politikanın birazcık daha devamı. Anladım. Sen de biraz önce bahsettin. 2015 yılında kanserden bir oğlunu kaybediyor ve oğlunu kaybettiği için aslında 2016'da aday olması beklenen isimlerden biriydi ve bundan dolayı aday olmadı. Şu an 2020'de ilerlemiş yaşına rağmen aday olmak istemesinin, sahada olmasının nedeni ne sence? Yani şöyle bir durum var. Biden'da merkez kanadın seçilme olasılığı en yüksek adayı. Bu yüzden merkez isimler Joe Biden aday olması konusunda çok yoğun baskı kurdular. Özellikle Biden daha önce iki kez aday olup seçilemediği için onun da içinde kalan bir şey bu başkan seçimi. Ama özellikle bir sürü merkez demokrat aday Trump'ı ancak tecrübeli ve herkesin oy alabilecek ortak bir adayla yenebileceklerini düşündüler. Ve Biden akıllara gelen isimdi. Obama'nın yardımcısı. Böylece siyahi seçmen de çok seviyor, oy verebilir. Ve özellikle mavi yakalı işçi sınıfının da sevdiği, beyaz seçmenlerin de sevdiği bir aday. Bu yüzden de Joe Biden'ı herkes özellikle aday olması konusunda cesaretlendirdi. Yoğun yaşına rağmen özellikle yaşının getirdiği unutkanlık veya bazen konuşmada zorlanma gibi bunlara rağmen aday oldu. Göreceli olarak da başarılı bir performans sergiliyor. Peki Biden'ı çok eleştiren aday adaylarından Kaliforniya Senatörü Harris ve New Jersey Eyaleti Senatörü Booker gibi isimler vardı. Bunlar Biden'ı çok eleştiriyorlardı ve ona rağmen şu an onu destekliyorlar. Bunu nasıl açıklarsınız? Yani şöyle bir durum var. Öncelikle Biden'ı desteklemenin sebeplerinden biri de bu isimlerin başkan yardımcısı adayı olmak istemeleri. Ama ikincisi de bundan tamamen bağımsız olarak merkez, yani Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine inanmıyor. Sanders'ın sosyalist olarak şeytanlaştırılacağını ve radikal fikirleri yüzünden bazı demokratların seçime gitmeyeceğini, oy vermeyeceklerini. Onların amacı özellikle Biden'ın birazcık daha küskün cumhuriyetçi seçmene hitap edebilen ve demokratları da birleştirebilen bir aday olduğu nedenle de Biden'ın o kampanyasının düşük enerjisini yükseltmeye çalışıyorlar ve her mitinge gidiyorlar, çalışıyorlar. Bu nedenle şunu da gözlemleyeceğiz. Bu korona salgını olmasaydı Biden mitinglerinde Biden'dan çok başkalarının konuştuğunu, organize bir şekilde hani imece usulü bir kampanya yapılacağını görecek. Tabii bunu göremiyoruz şu anda. Büyük ihtimalle de göremeyeceğiz. Ama Kamala Harris'in, Cory Booker'ın, Amy Klobuchar'ın, Pete Buttigieg'in, Beto O'Rourke'un, Andrew Yang'ın kendisi sol fikirlere yakın bir adaydı. Hepsinin Biden'ı desteklemesinin sebebi demokratların o birlik ve beraberliğini göstermeleri ve Kasım'a seçimlerine odaklanmaları. Hani yakın zamanda bu isimler arasında Sanders'ın da ekleneceğini söyleyebilirim. Koronavirüsü kampanyasını nasıl etkiledi? Nasıl bir kampanya yürütüyor kendisi şu an? Ya Biden da Sanders da risk grubunda olan siyasiler. Biden 78 yaşında, yani korona salgınının risk grubunda olan bir isim. Bunun nedeni çok evden çıkmıyor. Evinde bir televizyon stüdyosu kurdu. Oradan online mitingler yapıyor. Bu nedenle de hani artık tamamen kampanyası online'a, videolara taşıdı diyebiliriz. Hem Sanders hem Biden. Biden'ın hani durumu birazcık daha sıkıntı. Çünkü Biden çok bu videolara, ses kayıtlarına alışkın birisi değil. Sanders daha alışkın. 2016'da bunları çok yaptı ama Biden için bunlar birazcık daha yeni. Bu yüzden de sıkıntılar da yaşanıyor. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla kendi evinde bir kütüphanesinde bir televizyon stüdyosu kurdu. Böylece daha hani net, daha iyi kaliteli videolar ve ses kayıtları çekiyor. Hani göreceğiz ne kadar başarılı oluyor, ne kadar şey. Artık Amerika'da çok halk siyasi kampanyaları da takip etmiyor kendi can derdine düştüğü için. Peki biraz önce ilk sorularda sen de bahsetmiştin. Siyahilerden yoğun bir şekilde destek bulduğunu söylemiştin Biden'ın. Ama Biden'ın geçmişte de bugün bu kampanya sürecinde de siyahilerle ilgili bir sürü gafları oluyor. Birbiriyle çelişen söylemleri var. İşte bir taciz davası var. Ondan sonra Obama'yı bile 2008 yılında siyahili üzerinden bir gaf yapmıştı.
Bunlar kamuoyunda nasıl karşılanıyor ve bütün bunlara rağmen siyahilerin Joe Biden'ı desteklemesinin nedeni ne sence? Obama gafı şuydu. 2008'de Biden'la adaydı. Biden şey demiş, yani ilk defa biz düzgün konuşan, parlak ve güzel görünümlü bir Afro-Amerikan bir başkan adayımız var demiş. Tuhaf bir gaftı. Özellikle siyahilere çok büyük bir fırtına tepki kopardı ve zaten bu gaflardan sonra adaydan çekindi. Ama şöyle bir durum var. Biden, bu cinsel taciz davasıysa Biden'a karşı değil ama bir Amerikan Anayasa Mahkemesi'ne atan yargıca karşı cinsel taciz iddiasında siyahi bir kadının karşı senatoda ifade vermesini zorlaştıracak bir tavır içerisinde Biden 1980'lerde. Bu nedenle hani böyle bir geçmişi var. Hani özellikle siyahiler, kadınlar arasında bütün geçmişini ortaya koyduğumuz zaman çok sevilmeyecek özellikleri var. Ama Biden'ın bir diğer özelliği de Biden çok sözlü ve çok basit bir İngilizce ile konuşan, halkın çok anlaşılabileceği kelimelerden bir siyaset. Hatırlarsanız Hillary Clinton'ın eleştirilen noktası hani yapmacık olması, çok zor konuşması, gündelik hayatta anlamamasıydı. Biden tam tersi. Bunlarla bu gafları özür dilerim, yanlış dedim, hata yaptım diye kapayabiliyor. Çünkü halk sözünü samimi olduğunu düşünüyor ve özellikle mesela siyahi kesim şunu diyor, yani evet Biden'ın hataları oldu ama sonuç olarak Biden 2008 yılında Obama'nın başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti ve ülkenin ilk siyahi başkanın seçilmesi için çaba harcadı. Hatırlarsanız 2008 yılında Obama'nın %100 seçileceğine çoğu kişi inanmıyordu. Nasıl siyahi başkan olur, siyahi başkan seçilebilir mi diye yazılar yazılıyordu. Şimdi o dönemde bu yükün altına girmiş, bu cesareti göstermiş olduğu için Biden özellikle siyahi seçmen arasında bizim Joe. Yani Obama'yı destekledi. Obama onu seviyorsa biz de severiz. Ve o Biden'ın 2008 yılındaki Obama'yı destekleyip aktif şekilde kampanyasında yer alması aslında bir nevi bu nezaketin, bu güvenin karşılığını da 2020'de siyahi seçmen Biden'ı çok yoğun bir şekilde destekleyerek gösteriyor her şeye rağmen. Biraz önce sorular içinde bahsettin aslında da Trump karşısında şansını değerlendirdin ama yine son olarak onu da sormak istiyorum. Ya sence Trump karşısında şansı ne? Onu daha çok zayıf kılan yönleri ne? Bir de özellikle oğlu Hunter Biden olayı onu nasıl etkiledi bu süreçte? Onu tamamen kapattı mı o süreci? Hunter Biden olayı şu, Joe Biden başkan yardımcısı sırasındayken oğlu Ukrayna'da devlete ait olan bir yönetim kurulunda görev alıyor. Bu cumhuriyetçiler tarafından nepotizm, oğlunu kayırıyorsun iddialarına sebep. Ve Başkan Trump başkanken kendisi Ukrayna Devlet Başkanı'nı arayıp iddialara göre ve aslında çoğu kişinin itiraf ettiğine göre diyor ki yani ya sen bu iddiayı araştır ya da ben sana yapılan ülkenin yaptığı yardımları keserim tarzında bir söylemde bulunuyor. Böylece Trump'ın görevini kötüye kullandığı, kendi kişisel seçilme çıkarları için başkanlık konumunu kullandığı söyleniyor. Şimdi bu durumda Trump hatırlarsanız bir azil süreci başlamış. Başarısız oldu. Senato izin vermedi. Bu noktada Biden'ın aslında nepotizm, kendi oğlunu kayırmak, görevini kötüye kullanmak gibi iddiaları iki konuşacak. Ama aynısı Trump'a karşı da konuşulacak. Ama tabii ki şöyle bir durum da var. Münazara da yani Trump'la Biden'ın birebir münazara Trump'ın Biden'a dalga geçmesi, unutkan demesi, yaşlı demesi ve bel altı vurması çok olağan. Şimdi esas mesele Biden bunlara ne kadar cevap verir? Hani benim gözlemlediğim kadarıyla Biden cevap verebilen, çok hazır cevap, çok çabuk yaratıcı cevaplar üretebilen bir siyasi değil. Trump öyle. Saçma bile olsa hemen cevap verebiliyor. Saçma bile olsa hemen bir isim takamıyor. Mesela Trump Joe Biden'a Sleepy Joe, uykucu Joe diyor. Uyukluyor diyor. Hatta hani Biden'ın en büyük söylemi kendisi sosyalist olarak anlandırılmayacağı ve merkez cumhuriyetçilerden oyalanabilir. Ama Trump mesela şimdiden diyor ki Biden başkan seçilirse bütün gün evinde uyumayacak, televizyon seyredecek. Bütün işi solcular, sosyalistler yapacak. Yani Biden'e bile sosyalist diyor aslında dolaylı yoldan. Yani bunlara nasıl cevap verecek? Bunlara nasıl bir söylem üretecek? Özellikle korona günlerinde ve ya, halkın büyük mitinglere katılamadığı, her şeyin videoyla, online'la ve internet trollerinin çok etkin olacağı bir seçim döneminde Biden nasıl bunu başarabilecek? Göreceğiz. Başa baş bir yarış olabilir diyebiliriz. Ama tabii ki yani şu anda Biden'ın kattığı fikirleri, Biden'ın uyandırdığı heyecan oldukça düşük. Bu yüzden de Trump'ın seçim olasılığı yüksek. Bir de şunu hiç unutmamak da lazım. Bu demokrasi süreci çok uzadı ve çok zor geçti aslında. Sanders'la Biden'ın
ayrımı çok derin. Fikirleri çok farklı. Yani platformları çok farklı. Şimdi bu ikisi çatıştıkça Trump kazanıyor. Çünkü